sahiplendiriyor. Bu hayvanların devamlı insan sevgisinin ihtiyaçları var. Çünkü travma görüyorlar. Bakın burada bir tane burnu kırılan var mesela. Çivili sopayla hemen arkamızda. Şu aşağıda Düzce'den aldığımız yüzü kimyasalla yapılan. Buradaki kedilerin hepsi bu şekilde bacaklarını kaybetmiş. Hepsi bir insan tarafından yapılmış. Bu tür vakalar. Genelde bizim aldığımız ağır vakalar. Şu yavruların 8 tanesini bir kasa içinde Bilecik'te Göl pazarında çöpe atmışlar. Annesiyle birlikte. Bir tanesi ölmüş. 8 tane kaldı şu an. En ağır vakalardan birisi aşağıda yüzü yakınan. Yaklaşık 9 aydır tedavideydi. Hiç şekilde ilerleme olmadı. Yukarıda ikilerden bazıları Yozgat'tan. Bu kısmı birisi Tokat'tan, birisi Ordu'dan. Yani Türkiye'nin her yerinden. Bağcılar, Akşemsettin Anadolu Lisesi öğrencilerinin bakım evi ziyareti. Bugün 80 öğrencimiz geldi. Bakım evimizi ziyaret etmeye. Köpeğin türü ne tam olarak? Hangisinin? Çoban köpeği. Çoban. Yozgat'tan gelen. Tümörlü olan demiştim. Canları seviyorlar ve besliyorlar. Dost, abluk altına alınmış. Oğlum 10 tane çek, bir tane seçti. Çektim kanka zaten. Yalnızca videoyu aldım. Şu hayvan korkuyor. Varım! O insanlardan korkuyor. Şu tek gördüğü için korkuyor. Ne oldu? İnsanlar ikiye ayrı. Biz sevenler ikiye izleyenler. Bak bak bak. Gel lan gel. Çok iyi. Evet, yavruları falan da beslediler. Akşemsettin Anadolu Lisesi'nin öğrencileri. 80 öğrenci geldi arkadaşlar bugün. Bebeleri, büyükleri hepsine bakar mısınız arkadaşlara? Çok şeker yani. Ben bunu çok sevdim abi. Ya çok güzel. Yemezsin ya. Oğlum ne oldu? Çok tatlı. Onlar bayağı bir şiddet gördükleri için çıkmıyorlar. Hele siyahla benekli en kötüleri o siyah olan arabanın arkasına bir telle bağlanıp boynundan telle bağlanıp sürüklenen can. Onun için insanlardan çok korkuyor. Kedilerin bölümündeyiz şu an. Boncuğa bakar mısınız? Fista. İnsanlardan çok kaçıyordu artık alıştı. Süleyman Poyraz Anadolu Lisesi öğrencileri geldiler bugün. Hem mama getirdiler hem de ziyarete geldiler. Öğrencilerimiz üzeri bu şekilde oldu tabi. Onu ben alabilirim. Onu ben alabilirim. Sen gel bakayım buraya. Hocalarımızla sen birlikte geldiler bakım evimizi ziyarete. Dışarı çıkmazlar değil mi? Çıksa da kaçamazlar ama. Gel dost oğlum gel. Kudi çıkabilir bir tek. Gel oğlum gel. Bugün Vefa Poyraz Anadolu Lisesi öğrencileri hem bakım evimizi ziyarete geldiler hem canları sevmeye hem de beslemek için. Yani mama getirdiler sağ olsunlar. Öğretmenleriyle birlikte geldiler. Gördüğümde de böyle yapmıştı. Avra abileri görüyor musunuz? İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri geldi bugün. Bakın bir ziyarete. Olur sen. Bil hocam. Kim konuşmak ister? Ben çayını içeyim. Buyurun. Hocam ben buranın olduğunu bilsem günde bir kez gelirdim buraya. Her gün gelirdim. Ne güzel. Buyurun başka. Buyurun. Başka ne hocam? Hocam. Bilal. İnsanlar hayvanların canını bilmiyor. Hep kendi canlarını düşünüyorlar. Ama ondan sonra onların başına bir şey gelince hiçbir şey yapmıyorlar. Ama kendilerinin başına bir şey gelse bilersen ki.
Çok sağ olasın. Başka konuşmak isteyen arkadaşımız var mı? Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Yemedim. İyi ki geldiniz, iyi ki buradaydınız. Geldim. Evet çocuklar, sokak hayvanlarını kimler besliyor? Tamam, indirebilirsiniz. Kuşlara ve kargalara yem veriyorum. Kuşlara ve kargalara? Yem veriyorum. Yem veriyorsun. Ümmü Seleme, dur şuna bakalım öncelikle. Evet, kuşlar için yemeğimiz hazır. Onlar da zaten uçuyorlar bakın. Gölgesi. Az sonra gelip yiyecekler. Bakın bir tanesi geldi. Geldi, az sonra yiyecekler. Evet Ümmü Seleme sen? Öğretmenim, bizim sitede köpek var. Ben kedilere yem veriyorum ama o kendisi giyip bildiriyor. Ege, kaç tane köpeğin oldu? 4. 4 tane. 3 taneydi en son. Sonra ne oldu? Pazar günü 4'ü. Pazar günü de bir tane oldu. Evet Sahra, sen ne yapıyorsun? Sokak hayvanları besliyorum. Evet, her bulduğu kutudan kedilere yuva yapan Zehra. Zehra, ne yapacaksın bununla? Yavru kediler için mi bu? Yani küçük kediler olur. Yani sular etsin. Kaç tane yuvan var böyle? Kaç tane yaptın? Bir tane yapmıştım, o da kayboldu. Tekrar yapacaksın. Evet abi. Evet, başka kimlerdi? Sen köpekleri besliyordun. Evet, kemik veriyordum, süt veriyordum. Süt veriyorsun. Bir de kediler veriyorum. Süt veriyorum, kuşlara da yem veriyorum. Aferin canım, aferin. Tut, Ceren? Kargalara ve kuşlara yem veriyorum. Aferin sana. Ömerciğim, evet. Ben de köpeklere et veriyorum. Onlar da yiyorlar. Aferin. Siz kedi besliyordunuz herhalde. Evet. Kaç tane var şu an? Sokaklarda. Yani sokaklarda bir tane buldum. Evet, bir tane daha vardı. Evet, Tuğba. Bir dakika. Benim bir tane yavru kedi vardı. Seviyorduk, besleyip kocaman oldu. Hamile mi kaldı bir de? Şimdi yavruları... Onları da besleyeceğim. Tamam. Onları sahiplendiririz artık. Başka var mıydı? Evet. Öğretmenim, biz pikniğe gittik. Orada bir sürü köpek var bulduk. Köpeğin kemikleri verdik. Aferin. Aferin canım. Evet, söz hakkı almayanlardan. Fatih? Evet, biz bir kere pikniğe gitmiştik. Babamın tanıdığı da geldi. Böyle bir tane kap koymuşlar, böyle bir hayvanlar. Kemikleri köpekler falan yemesi için bunlara şey yapmış. Sen de veriyor musun hayvanlara? Ben de koymuştum. Aferin sana. Furkan? Öğretmenim, bizim evin camının kenarına her gün bir tane kedi gelirdi. Onu kahvaltıdan ardından peynirlerden verirdi. Aferin sana. Evet İrem? Biz de dışarıdaki kedilere süt veriyorduk. Bizim köpek girmiyor, onun için köpeklere vermiyor. Sadece kedilere. Kediler mi var sizin sitede? Aha, köpek girmiyor. Köpek yasak. Yasak. Ama evin içine girebiliyor. Bir tanesi girdi ama onu da çıkarmaya çalışıyorlardı. Ödüm.